İlk aspirin bundan 114 yıl önce yapıldığında söğütün kabuğunun destilasyonla damıtılarak elde edilen ekstraktından yaptılar. Ha, faydalıydı. Fakat baktılar ki piyasada o çok güzel, çok iyi, iyi para kazanıyoruz. Ama bu kadar söğütü nerede bulacaksın? Kabuğundan ekstrakt çıkartacaksın, zahmetli iş. Ne yapalım? Sentetik yapalım. Petrolden yaptılar. Petrolden yapılınca ne oldu? Vücut kabul etmedi. Doğal değil. Bozdu. Bu nedenle mide kanaması, böbrek kanaması, böbrekte rahatsızlık, karaciğerde, beyinde aspirin birçok rahatsızlığı tetikledi. Bu nedenle yan etkileri, birçok yan etkisi ortaya çıktı. Bir gün bir beyefendi tanıdım. Adamcağız işe gelmiş, böyle sararmış, solmuş. Kendinden geçmiş. Dedim hayrola ne oldu? Senin dedim rengin sararmış, solmuş. Ağa gitmiş, vahı kalmış. Öyle bir günde adamın şekli değişmiş. Ya başım ağrıyordu, akşam iki aspirin içtim. Dedim ki belki mide kanaması geçiriyor, haberin yok. Bu kadar sarardığına göre dedim. Hemen sen acile git. Yok ya sen git git dedim. Dedi ki akşam dedi aspirin aldım, çok kötüleştim dedi. Hala da iyileşemedim. Demir hapı alıyordum, ondan zannediyorum dedi. Defacete koyu geliyor, farkına varmıyor. Hemen acile gitti. Doktorlar hemen müdahale etmiş. Mide kanaması geçiriyormuş. 15 dakika daha geç gitse ölecekmiş. Dedi ki yaşıyorsam önce Allah'ın sonra senin sayende. Niye dedi? Sen söylemesin ölecekmişim dedi. Mide kanaması geçiriyor, farkına varmıyor. Demir hapı aldığından dolayı defacetinin koyu geldiğini ondan, demir hapından dolayı defacetinin koyu geldiğini zannediyormuş.